Şimdi arkadaşlar siyasi yönetim şekillerinden bahsedelim. E, i̇ki şekilde inceleyeceğiz bunu. Baskıcı rejimler ve demokratik rejimler diye. Baskıcı ya da öteki adıyla totaliter yönetimler. Halkın yönetime katılma hakkının olmadığı yönetim biçimleri. Bunu da ikiye ayıracağız kendi içinde. Monarşi ve oligarşi. Monarşide iktidar tek bir kişinin elinde. Suudi Arabistan ve Vatikan örneğinde olduğu gibi. Oligarşide ise iktidar bir grubun elinde. Suriye'de olduğu gibi. Özgürlükçü ya da demokratik yönetimlerde ise halkın iradesi seçimler yoluyla yönetime yansır. Çok partili hayat özgürlükçü yönetimlerin en önemli unsurlarından bir tanesi. Demokratik yönetimleri de kendi içinde üçe ayırırız. Doğrudan demokraside halk yönetimde kesin söz sahibidir. Yasalar yapabilir, alınan kararları değiştirebilir. Doğrudan demokraside halk yine seçimle yöneticilerini seçer ama hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda bir şeyin aksadığını düşündüğünde direkt olarak yönetime müdahale edebilir. Doğrudan demokrasi genellikle nüfusun çok az olduğu ülkelerde işleyebilir. Mesela eskiden antik Yunan'da doğrudan demokrasi uygulanıyor. Dünyada da şu anda tek örneği İsviçre. Yarı doğrudan demokraside halk kendini yönetecekleri seçer. Seçilenler karar alacakları zaman referanduma başvururlar. İngiltere'de, İspanya'da yarı doğrudan demokrasi işler. Temsili demokraside ise halk yöneticileri seçer, sonrasında duruma müdahale edemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde de temsili demokrasinin uygulandığını söyleyebiliriz. Seçim sistemlerine bakalım. Çoğunluk sisteminde en çok oyu alan kişi ya da parti seçimi kazanır ve bütün milletvekillerini alır. Buna başkanlık sistemi de denebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brezilya'da, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, Venezuela gibi ülkelerde çoğunluk sistemi uygulanır. Nispi sistemde ise ya da oranlı seçim sistemi de denebilir buna. Seçime katılan partiler aldıkları oy oranında mecliste temsilci bulundururlar. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Müzik